Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Büyük ihtimalle hatırlamıyorsunuzdur çünkü çok uzun zaman geçti ben bu soruyu attığımdan itibaren. Bir story atmıştım. Bir soru çıkartması paylaşarak sınavda başınıza gelen böyle komik, saçma anları istemiştim sizden. Sonra ben o videoyu unuttum. Çekmeyi unuttum açıkçası. Bu evet biraz benim suçum oldu burada. Ama sonra dedim ki evet böyle video çekmeliydim. Sizden çok güzel şeyler toplamıştım. Hatta SS'lerini falan da almıştım. Hepsi telefonumdaydı. O yüzden bugün oturdum ve sınavda başınıza gelen komik şeyleri yorumlayacağız beraber. Güzel olur diye düşünüyorum çünkü gerçekten arada çok tuhaf, çok komik şeyler var. Ve ilginç olan şu, benim yaşadığım tarzda şeyler de yaşamışsınız. O yüzden aramızdaki benzerlikleri de görmüş olacağız aslında bugün. Evet, hemen başlıyorum ilk cevapla. Ağzımda maske vardı ama ben kodlarken sildikten sonra üflemiştim. Bunu ben de çok fazla yaşıyorum açıkçası. Yani koronaya hala tam olarak böyle alışamadık galiba maske takmaya. Daha tam olarak eski şeylerden kurtulamadık. Geçen haftalarda okulda edebiyat sınavına girdiğimizde optik vardı. Hani optiğe yazdıktan sonra bir şeyi sildiğimde elimle yapmak istemiyorum çünkü diğer cevaplar dağılabiliyor. Ben de o yüzden hep üflerim yani doğal olarak. Ağzımda maske olmasına rağmen sürekli üfledim. Sonra en sonunda acı gerçeği fark edip kaldırıp optiğimi böyle temizlemek zorunda kalmıştım. Ama bunu sadece sen yaşamıyorsun, ben de yaşıyorum. Büyük ihtimalle Türkiye'de kalan diğer öğrenciler de yaşıyor diye düşünüyorum. Evet, ikinciye geçiyorum. Silgin kaybolmuştur ve arkadaşından isteme çaban. Sınavda böyle arkadaşından bir şey istemen gerektiğinde büyük ihtimalle herkes çok stres oluyor. Çünkü asla kopya çekme gibi bir amacım olmuyor. Ama sanki hoca ben arkadaşımdan kopya isteyecekmişim gibi tepki verebilir. O yüzden çok korkuyorum böyle hani hiçbir suçum olmamasına rağmen kendimi o kadar suçlu hissediyorum ki o anlarda. O yüzden böyle çok stres oluyorum ve her şeyi genelde berbat ediyorum. Hoca fark ediyor falan. Diyorum silgi istemem gerekiyor. O şekilde sorunlar bende yaşıyorum. Evet, diğerine geçiyorum. Sınava çalışıp her şeyi öğrendikten sonra sınavda her şeyi bir anda unutmak. Bu aslında büyük ihtimalle stresten dolayı oluyor. Ben çok fazla yaşamıyorum açıkçası bunu. Yani evet, bazen yazılılara girdiğimde özellikle edebiyat olduğunda bu yazılılar. Sınav esnasında böyle bir hafıza kaybı yaşayabiliyorum ama çok da sık karşılaştığım bir şey değil. Bunun için genellikle ben şey yapıyorum, böyle sınava girdiğimde kesin unuturum dediğim şeyler oluyor genellikle. Böyle bir formül olur veya bir işte kısa yolu olur bir şeyin. Sınava girene kadar içimden söylüyorum onu işte şöyle 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 diye. Sonra sınava girdiğimde öğretmen kağıtları dağıtır dağıtmaz sınavın bir köşesine not ediyorum onu, o formülü işte o gerekli şeyi. Sonra sınavda onun sorusuyla karşılaştığımda açıp kendi sınav kağıdımdan bakabiliyorum. O şekilde ben kendime göre bir yöntem geliştirdim. Size de tavsiye ederim. Hoş oluyor çünkü evet unutulabiliyor bazen stresten dolayı. Evet, diğer şeye geçiyorum. Sınav kağıdının arkası olduğunu fark etmek. Neyse ki son 10 dakikada fark ettim. Sen bence ucuz atlatmışsın. Çünkü sınavdan çıktıktan sonra aha sınavın arkası mı vardı diye yaşamak çok kötü oluyor. Şu ana kadar hiç başıma gelmedi. Hep sınav esnasında ya fark ettim ya da hani böyle bir şey yaşamadım. Ama yaşayan arkadaşlarım var. Gerçekten hoş olmuyor. Özellikle bazen böyle hocalar en yüksek puanlı soruları son sayfalara yerleştirdiğinde hani sınavınız 100 üzerinden böyle 30 puanlık bir soruyu unuttuğunuzda 70 üzerinden değerlendirilmiş oluyor mesela. O yüzden evet biraz korkutucu oluyor. Her zaman sınav kağıtlarınızın arkasına bir kontrol edin. Her an orada bir soru olabilir. Beklenmedik bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. O yüzden kontrol edin. Hatta şey yapın direkt. Sınav kağıdının yazılıların üzerinde yazıyorsa kaç soru oldu. Oradan kaç soru çözdüğünüze de bakabilirsiniz. Daha garanti almış olursunuz. Şu anki soru biraz hüzünlü geldi bana. Bir sorunun cevabını diğer sorularda verilen paragraflardan bulmak. Bu bir öğrencinin büyük ihtimalle artık en çaresiz olduğu zaman dilimi. Çünkü hiçbir şey böyle sorudan anlamıyorsunuz ya da daha önce görmüşsünüz ama hatırlamıyorsunuz onu. Fakat o soruyla ilgili başka sorular da var. O sorulardaki paragrafları okuyarak böyle kendinize bir şeyler katmaya çalışıyorsunuz, yorumlamaya çalışıyorsunuz. O iki soru arasında bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz falan. O şekilde evet biraz zor oluyor ama benim de o şekilde çözdüğüm sorular çıkmıştır. Ama yok bu hani gerçekten çok çaresizlik durumu sınavda. Umarım hiçbirimiz bu kadar çaresiz bir duruma düşmeyiz. Ama düşerseniz de güzel taktik yani bir bakın diğer sorulara. Belki minik bir kopya vardır sınavın içinde. O şekilde halledersiniz. Ha, bir de bende bunun şey kısmında var. Şıklar arasında hani sorudan hiçbir şey anlamadım. Bari şıkları birbiriyle eşleştirerek eleyeyim de o şekilde gideyim yöntemi var. O biraz daha karışık, biraz daha komplike ama o da bazen işe yarıyor. Sınavı bitirdikten sonra kalan zamanda çantamdaki malzemelerle sandviç yapmam. Bu ilk defa böyle bir şey duydum. Hiç karşılaşmadım, ne gördüm, ne yaptım. Güzelmiş vallahi. Sınavda karnın acıktığında kendine sandviç yapabiliyorsan, öyle bir ortam varsa güzel. Ben mesela şahsen
Mutfakta kendim sandviç yaparken zorlanıyorum. Sen sınav esnasında yapıyorsan çok hoş. Bir gün gel beraber sınava girelim. Beraber sandviç yapalım. Bence de denir. Diğer cevaba geçiyorum. Arka sırada benden kopya çektiğini fark ettiğim kişiyi gördüğüm an hocaya söyleyecektim ki hocammış. O an böyle gerçekten ciddi ciddi hocaya sorasaydın hocam şu benden kopya çekiyor diye. Bayağı büyük ihtimalle sınav esnasında komik olurdu. Hocanın tepki verdiği hiçbir fikrim yok ama evet bayağı komik olurdu. Büyük ihtimalle böyle bir durumda gözetmen senin bayağı dibine girmiş. Hani olur ya bazen arkadan bir hoca gelir böyle bakar sana. İnsan o an aşırı stres oluyor gerçekten. Sanki çözdüğüm her şey yanlışmış gibi hissediyorum. O yüzden ne hissettiğini anlıyorum yani. Ama öyle durumlarda sanki tek başına çözüyormuş gibi düşünmek lazım. Hani hepimiz yaşıyoruzdur böyle gözetmen çok yaklaştığında bize sanki bir şeyler yanlış gidiyormuş gibi hissediyoruz. Ama yok öyle bir şey yok hani siz kendi halinizde takılın. Zaten yanlış giden bir şey olsa hani bir sıkıntınız olsa sizin sınavla ilgili büyük ihtimalle öğretmen size bir şey diyecektir. Hani şu an bunu yanlış yapıyorsun veya işte şunu unuttun falan diye ciddi resmi bir mesele olsa söyleyecektir. Sınavda sıramda kendi kendime hareket ederken kıyafetim takıldı ve düştüm. Bu böyle aşırı gergin ve ciddi ortamlarda yere düşmek çok sinir bozucu bir durum. Ve genelde hep öyle durumlarda insanlar yere düşer ki bunu ben de çok yaşıyorum. Hani böyle çok sessiz, sakin bir ortam vardır ve sen bir anda donk diye böyle yere yapışırsın. O çok utanç verici oluyor gerçekten. Senin adına üzgünüm yere düştüğün için. Neyse hepimizin başına böyle minik minik şanssızlıklar geliyor. Umarım iyisindir diyorum. Evet diğer bir cevap. Sınavda 20 almayı beklerken 91 almam ve inanmayıp hocam 61 diyecektiniz değil mi diye sormam. Bu benim ilk sınavlardaki edebiyattaki halim gerçekten bu. Hani benim eğer diğer ders çalışma günlüklerimi izlediyseniz benim edebiyatta çok zorlandığımı biliyorsunuzdur. Ama edebiyata o kadar fazla çalıştım ki sınavdan 96 aldım ve hani gerçekten inanamadım. Zaten arkadaşlarım da pek inanamadılar. Hani o an ben böyle diyorum arkadaşlarıma diyorum ki sınavdan 96 aldım. Hani bana nasıl diye soruyorlar. Nasıl direkt. O yüzden seni çok iyi anlıyorum. Ben şey bile yapmıştım hani baktım. Evet 96 almışım gittim herkese söyledim. Sonra içime bir kuşku düştü. Acaba 96 almamış olabilir miyim? Çünkü pek mümkün gözükmedi o an gözüme. Gittim liseden bir daha baktım. Evet 96'ydı. O yüzden seni çok iyi anlıyorum. Böyle çok düşük beklediğim bir sınavdan çok yüksek alınca insan pek inanamıyor ve çok mutlu oluyor gerçekten. Gözlük kullandığım için sınavda her zaman bu oluyor. Bu yüzden soruları 240p ile okuyor gibi oluyorum. Bu gözlük takanların ve hani gözlük maske ikilisinin en büyük sorunu büyük ihtimalle. Çünkü gerçekten gözlük ve maske beraber takılınca tam bir işkence. Hele sınav esnasında veya bir şey okurken, bir test falan çözerken bu başına geliyorsa gerçekten çok kötü bir şey. Yani bunda ne yapabilirsin bilmiyorum. Gerçekten zor bir durum. Belki hani maskeyi biraz daha sıkı takarsan içeri hava kaçmaz falan. Hani benim de pek verebilecek bir tavsiyem yok. Çünkü ben sınavlara girerken hani gözlük bile taksam yakın olduğu için gözlüğümü çıkarıyordum. Çok gerek duymuyordum. O yüzden senin için üzgünüm ve pek de diyebilecek bir şeyim yok açıkçası. Cevap kağıdını benimki zannedip arkadaşımın bütün cevaplarını silmiştim. Bu senin için çok da kötü bir durum değil ama arkadaşın için bayağı kötü bir durum. Büyük ihtimalle arkadaşın çok hoşnut kalmamıştır diye düşünüyorum bu durumdan. Bu biraz rakip eleme taktiği gibi de olmuş hani. İyi yapacağına inandığın arkadaşların cevaplarını silip onlara vakit kaybettirmek yani güzel bir taktik gibi görünüyor ama lütfen yapmayın. Çok da hoş değil yani. Kendinizi arkadaşlarınızın yerine koyduğunuzda çok da hoş olmayacağını anlarsınız. O yüzden yapmayın. Arkadaşlarınızın cevaplarını silmeyin. Aa bu benim de çok fazla yaşadığım bir şey. Denemelerde hayatımda belki ilk defa dinlediğim şarkılar aklıma geliyor ve tüm dikkatim dağılıyor. Özellikle çok fazla müzik dinleyen bir insansınız ki ben öyleyim yani. Her yaptığım işi müzikle yapıyorum. İşte ders çalışırken müzik dinliyorum, kitap okurken müzik dinliyorum. Odamı toplamam gerekirse müzik dinliyorum. Hani oturuyorsam direkt müzik dinliyorum. O yüzden aklımda sürekli bir müzik oluyor. Hani sürekli içimden bir müzik söylüyor halde oluyorum. Bu eğer sınavlara giriyorsanız çok fazla sıkıntı çıkarabiliyor. Çünkü sınav esnasında da aklınıza bir müzik takılıyor. O yüzden çok da hoş olmuyor açıkçası. Ama ben artık alıştım yani çok da düzeltemedim bunu ama alıştığım için artık içimden müzik söyleyerek test çözme yeteneği kazandım. O yüzden sen de bu bağışıklığı kazanırsın diye düşünüyorum. Ama onun dışında böyle önemli sınavlara çok az kala müzik dinlememeye çalış. Mesela biz ortaokuldayken denemelerden önce müzik dinlemezdik. Hatta kendi aramızda müzik falan da söylemezdik, böyle şarkı söylemezdik. Çünkü biliyorduk ki kesin aklımıza takılacak falan. LGS'deyken de hatta arada bunu konuşmuştuk biz arkadaşlarımla. Hepimiz böyle şeydeyken sınav esnasında aklımıza bir müzik takılacak diye çok korkmuştuk. Onun da sohbeti geçmişti. Yani yalnız değilsin. Bunu müzik bağımlısı olan herkes yaşıyor. Optiğim uçmuştu ve öğretmenimle acele acele optik aradık bahçede. Benim optiğim camdan uçmadı ama gerçek LGS sırasında ben cam kenarında oturuyordum ve
camdan gelen rüzgarla benim optiğim havaya uçtu böyle. En ön sıradaydım. Direkt öğretmen masasının altına kaçmıştı. O yüzden seni tam olarak anlayamasam da ben de benzer şeyler yaşadım açıkçası. Ama güzel olmuş bahçede öğretmenle beraber optik aramak. Şey aklıma geldi, arkadaşların ne düşünmüştür? Hepsi böyle sınav esnasında soru çözerken sen bahçede optik arıyorsun falan. Senin için biraz vakit kaybı olmuş ama güzel komik bir anı kalmış. Diğer bir cevapta matematik cevaplarını Türkçe kod alanına işaretlemiştim ve en son fark etmiştim. Bu o kadar kötü olurdu ki çünkü ortak neredeyse birkaç tane falan cevap vardır. Hani kaç tane doğru şık olabilir ki ortak matematik ve Türkçe'de. O yüzden hani belki doğru bile olsa hepsi aşırı kötü bir netin gelecekti. Ve büyük ihtimalle çok şaşacaktım bir anda böyle fark etmeseydin. O yüzden güzel olmuş fark etmen. Ama en son fark etmişim demiştim, bilmiyorum. Acaba düzeltecek vaktin kalmış mı? Umarım kalmıştır. Düzeltemediysen bile şu şekilde seni belki motive edebilirim. Merak etme, gerçek LGS'de tek optik verilmiyor. Her oturum için farklı optikler veriliyor. O yüzden karıştırmazsın. Sakin olalım. Ama yine de denemelerde sen dikkat et, bunu yapma. Evet, başka bir cevaba geçiyorum. Bir keresinde dalgınlıkla arkadaşımın adını yazmıştım ve o benim yerime 100 almıştı. Bu senin aşırı şanssızlığına denk gelmiş bence. Bilmiyorum gerçek bir yazılıda mı yoksa denemede bilmiyorum ama umarım daha sonrasında durumu düzeltebilmişsindir. Ki bunu öğretmene nasıl açıklamışsındır onu da bilmiyorum. Ve şöyle bir şey de var. Arkadaşın da sınava girdiyse eğer, yani ki girmiştir büyük ihtimalle, iki tane arkadaşın adına ait bir kağıt olmuş olacak. Eğer arkadaşın 100'den daha düşük bir şey aldıysa 100 almış olacak otomatik olarak. Ama hangisinin gerçek kağıdı, hangisinin senin kağıdın olduğunu hoca nasıl kanıtladığınızı merak ettim. Eğer şu an bu videoyu izliyorsan lütfen yorumlara yaz. Çünkü bunu gerçekten merak ettim. Ve umarım eğer resmi ciddi bir sınavsa halledebilmişsindir sorunu diyorum. Hiç başıma böyle bir şey gelmedi. Umarım da gelmez. Her zaman adımı doğru yazacağıma inanıyorum sınavlarda. Umarım herkes de böyle yapar. Evet, sıradakine geçiyorum. Bir keresinde hoca kağıtları dağıtmadan sınava başlayın demişti. Tüm sınıf olarak acayip gülmüştük. Eğer hocaya söylemeseydiniz ve hoca fark etmeseydi neler olurdu gerçekten merak ediyorum. Böyle tam sınavın bitmesine yakın hoca kağıtları topluyorum dedikten sonra böyle bir bakıyor. Hiç kimse de kağıt yok. Hiç kimse soru çözmemiş. Herkes kaç saattir işte oturup bekliyor sadece falan. Ama büyük ihtimalle söylemişsinizdir doğal olarak ki, yani umarım söylemişsinizdir. Belki hocaya hatırlatmayıp ne sınavı ya falan diye de sınavdan da kurtulabilirdiniz ama yok yani. Söylemeniz daha iyi bence. Bu benim aslında şeyde başıma gelmişti. Bazı hani denemelerin optiği arka sayfada oluyor ya, yani en arka sayfada sizin koparıp kullanmanız gerekiyor. Ben çözmeye başlamıştım böyle işte birkaç soru falan çözdüm. Sonra dedim ki benim optiğim yok. Hani hocaya seslendim, dedim ki hocam bana optik vermediniz. Sonra baktım sınıf arkadaşımın hepsinde optik var ama bir tek bende yok. Herhalde bana vermediler diye düşündüm. Hoca nasıl ya, vermemişim falan diye bayağı düşündükten sonra dedi ki ben kimseye optik dağıtmadım ki. O yüzden sonra anlamıştım optiğin. Yani eğer optiğiniz yoksa bir sınavın arkasına bakın. Bazen orada olabiliyor optikler. Ona dikkat edin. Öğretmenler gününde denemedeydik. Orkestra girdi. Öğretmenin öğretmenler gününü kutladı diye olacak herhalde devamı. Güzel bir anı. Yani hiçbir denemede sınıfıma orkestra girmedi. Girsin isterdim. Değişik olurdu. Ama biraz azıcık böyle dikkat dağıtabilir belki. Sonuçta orkestra falan yani. Ama denemede özellikle müzik dinleyerek ders çalışmayı seviyorsam belki hoş olmuştur orkestra eşliğinde deneme çözmek. Değişik bir deneyim olmuş. Hiç başıma gelmedi. Belki bir gün yaşarım, artık denemeye girmiyorum ama darısı benim YKS'de başıma. Sınıfıma hiç orkestra girmemiş olabilir ama Duru'yla beraber Tombuç Akademi'nin kanalında çektiğimiz videoda darbuka eşliğinde, onun dışında güzel su sesleri, kalem sesleri eşliğinde deneme çözmeye çalışmıştık, soru çözmeye çalışmıştık. Ve zor oluyor. Gerçekten alışmadığınız bir ses varsa ortamda insan soru çözerken gerçekten zorlanıyor. O yüzden biraz da sesli soru çözmeye alışmak lazım galiba. Evet, sizden gelenler bu kadardı. Arada bence çok ilginç şeyler vardı. Hani tamam, benim de başıma tuhaf şeyler gelmiş olabilir denemede. Ama hani benim başıma gelen maksimum şey kağıdımın sıramdan uçması falandı. Hiç böyle bu kadar tuhaf şeyler yaşamadım açıkçası. Ama sizin için hani o denemenizi belki mahvetse bile güzel komik bir anı kalmış olmuş bence. O yüzden ben açıkçası bu videoda çok eğlendim. Hani hiç bu tarz şeyler beklemiyordum. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Eğer sizin de bu tarz şeyleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Emin olun yorumları okuyacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda, bir sonraki belki sizin komik sınav anlarınızla görüşmek üzere. Hoşça kalın.